Yemek Okulumuza hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli bir salata yapacağız. Salataların aslında şahı Sezar salata. Şimdi Sezar salata dünyanın büyük ihtimalle en meşhur salatası. Böyle lezzetli, mayonezli, efsane sosuyla marulların etrafına yayılmış bu çıtır çıtır, kıtır kıtır krutonları, ki onları da mükemmel yapmak önemli. Normalde salataya derken Sezar salata işte buyursun gelsin falan gibi bir yaklaşımda genelde insanlar da oluyor diye tahmin ediyorum. Şimdi ilk başta o kıtır ekmeklerini yapmakla başlayacağız. Onun için burada aslında normal somun ekmekle de oluyor ama bu böyle tost ekmekleriyle biraz daha o istediğimiz her tarafının eş kıtırlığını sağlamak daha kolay oluyor. Bunu şimdi dolayısıyla böyle kesiyorum. Biraz kuru olursa hatta daha da iyi. Çok fazla insanı kakmayan bir sarımsak tadı olması lazım. Tavanın içerisine yaklaşık 3 çorba kaşığı kadar falan zeytinyağı ekliyorum. 3 diş de sarımsağım var. Şöyle birkaç dilim, yani her birini 4-5 dilim yapıp altında biraz kısıyorum. Yağımız yanmasın. Hatta altını bir kapatıyorum. Sarımsağın böyle kavrulmadan taze yağ lezzeti çıkması lazım. Şöyle. Şimdi usul usul kavrulacak. Bunları böyle kenara zeytinyağını ziyan etmeden alıyorum. Rengi güzelce kızarıyor. Bu hale geliyor. Şimdi ekmeklerimi bu yağa direkt atıyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. Her bir parçanın yağdan azıcık nasibini almasını istiyorum. Önce bir yağ güzel çekecek, sonra bir süre sonra birazcık bırakacak. Bu böyle usul usul en kısık ateşte pişecek. O olurken ben de o lezzetli, hatta efsane olan sosu hazırlayabilirim. Şimdi ilk başta en iyi diyebileceğimiz şeylerden bir tanesi. O da nedir? Sezar salata ile ilgili en büyük tartışılan konulardan bir tanesi. İçindeki ançuez, aslında hani ançuez deyince böyle garip bir şey gibi geliyor ama kutu sardalya. Ve aslında Karadenizlerin de çok iyi bileceği hamsinin nasıl böyle bir lezzet katabildiğini, kutu sardalyanın da, konserve sardalyanın da öyle bir özelliği var. Bunun en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? Sen biliyor musun? Tat var ya, onu barındırıyor. Umami. Umami barındırıyor. Yani bu böyle güzel domates gibi düşünün. Güzel bir domatesin, böyle pişmiş domatesin, salçanın nasıl yemeğe verdiği tat var. Hani fazlası ağır salçalı bir yemek oluyor ama her yemeğe de onu bir koyunca yemeğin tadı bir yükseliyor. Bunu da aslında salatanın sosuna yapacak. Şimdi bunları şöyle iyice açıyorum. Ortasındaki kılçığı da alıyorum. Yaklaşık böyle 2,5 tane, yani bir yarım gibi. Bunu böyle ince kesiyorum. Hamsiyle de yapabilir miyiz? Evet, yapabilirsin. Ama konserve olması lazım. Bu umami, yani beşinci tat, yani diğer dört lezzeti iyice yukarı çıkaran şeyin işlemesi aslında genelde yavaş oluyor. Ekşi maya ekmek, uzun uzun güzelce pişmiş olan domates, parmesan peynir, işte kurutulmuş et, salamlar, iyi lezzetli, gerçekten eski bir sucuk, hani iyi beklemiş bir sucuk. Bunlar aslında o işte umami, yani birlikte yediğin, onu bir ekmekle yiyorsun, ekmek daha lezzetli geliyor. Onu sağlayan şey aslında. Eğer sardalya kokusundan korkuyorsanız, şimdi 2,5 kullandık, 1-1,5 da kullanabilirsiniz. Şimdi bu balığın görüntüsü ve ilk etaptaki kokusu gerçekten iç açıcı değil. Ama özelliği, yani onun yok olması lazım salatada. Bu arada ekmeklerim de usul usul, amaç da bu, usul usul renk değiştirmeye başladılar. Tam İstediğim gibi oluyorlar. 3 çorba kaşığı dolu dolu mayonez ekliyorum. Bu çok kuvvetli bir hardal. Bir tatlı kaşığından biraz fazla, bir çorba kaşığından birazcık az hardal ekliyorum. 1 limonun suyunu ekliyorum. Sezar'ın şöyle bir hikayesi var. Hani Sezar salatasının ismi nereden geliyor? Ne kadar eski? Şimdi bir tane adam var. Bu adam Meksika'da 1924 yılında bir restoranları var. Meksika kökenli. Aslında İtalyan'dan giden, Meksika'ya yerleşen insanlardan. Ve bir salata yapıyor. Adamın adı da Cesar Cardini. Onun adından geldi düşünülüyor. Bir gün böyle çok fazla restoranda popüler bir restoran, çok fazla insan var. Onlara böyle az malzemeyle havalı bir şey sunabilir miyiz diye. Ve bu salatanın en büyük özelliği, benim çocukluğuma kadar da öyleydi.
Öyle hani söylersin işte ne bileyim Midpoint'ta bilmem ne cat diye getirdik gibi değil. Beyefendi bir adam gelir. Bunlar böyle farklı kaselerdedir. Hepsini senin önünde karıştırır. Tabağını öyle koyar. O en büyük özelliğiydi. Mayonezi, hardalını koydum. Parmesan mı koyayım, İzmir tulumu mu diye çok düşündüm. Sonra Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim dedik. Orijinal tarifi gibi olsun, parmesan koyalım dedik. Dolayısıyla içine şimdi bir de bunlar haricinde parmesan ekliyorum. Ama parmesan yoksa kesinlikle ve kesinlikle İzmir tulumu olur. Şimdi tabii orada hani İtalyan köken 1924'te parmesanı o kadar sık bulabiliyorlar mıydı? İşte gerçekten yapan bu adam mıydı falan belli değil. Bir tek en bence şey kaynak Julie and Julia diye. Eğer yemek yapmayı hani sizden seven varsa ve izlemediyseniz muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Ben ilk izlediğimde bayağı hüngür hüngür ağlamıştım. Çok da güzel bir hikaye. Ve de tam benim hikayeyi izlediğim zaman kitabım çıkmak üzereydi. Yani Julia Child işte bir kitap çıkarmak için çok uğraşıyor. Başından geçenler falan onu görüyoruz filmde. İşte kimse inanmıyor bir kadın şef olur mu falan diye. O işte bu Sezar'ın restoranına gidip çocukken yediğini hatırlıyor. Böyle onun için beklediğin çok kalabalık oldu. İçine yaklaşık böyle 3 çorba kaşığı kadar parmesan peyniri ekledim. Normalde bu salata yapılırken içine Rochestershire, Worcestershire, Rochestershire hep söylemeyi karıştırıyorum onu. O sostan koyuyorlar. Hatta şu kaşıktaki mayonezi de kullanabileyim. Ama onun içinde işte pek çok şey var. Hatta ançuez de aslında o sosun içinde var. Sarımsak var, pekmez var, sirke var. Ama o sos yabancı ve öyle bulması kolay değil diye ben bizim elimizdeki imkanlarla olanı yani bir tatlı kaşığı sirke koydum, bir tatlı kaşığı pekmez koydum. Son olarak sarımsak da ekledim ve işim tamamdır. 3 diş de sarımsağım var. Onları da direkt içine rendeliyorum. Şimdi bunu güzelce böyle karıştırıyorum. Ve ondan sonra muhakkak bir tadına bakın. Çünkü sardalya farklı olabilir, mayonezin tadı farklı olabilir. Oh! Bir parça döktük. Neyse bu da gerçek, arada üstümüze döküyoruz yani. Tadına baktım, birazcık tuz istiyor. Aslında parmesandan alıyor ama parmesanın tuzu yetmedi. Bir parça karabiber, çok azıcık ama. Şöyle. O hafif bir acılığını arttırsın diye. Mayonezini de bir tık arttırıyorum. Hatta bütün kavanozu kullanacağım için bu içindeki kaşığı aldım. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar daha mayonez ekledim. Dediğim gibi sirke mesela ben beyaz üzüm sirkesi kullanıyorum. Bir yaklaşık iki çorba kaşığı kadar daha parmesanı da ekledim. Artık sosum hazır. Ekmeklerimi biraz konuşurken kapatmışım. Tekrar altını açıyorum. Son bir çıtırdamaya başladılar. Ve bunun içine de hiç şu ana kadar tuz koymadık. Birazcık tuz, birazcık karabiber. Çok azıcık da pul biber koyuyorum. Şimdi tabii ki orijinal tarifte mesela pul biber yok. Buradaki ançuezle ilgili de yani Sezar aslında koymamıştı ançuez. Çünkü aslında o Worcestershire, Rochestershire sosun içerisinde de adını tekrar bilmediğim için özür dilerim herkesten. O sosun içerisinde de aslında ançuez var. Dolayısıyla ekstra koymaya gerek yok gibi savlar da var. Ama biz dediğim gibi elimizde ve marketten bulabildiğimiz şeylerle yaptığımız için böyle bir sos hazırladık. Evet, artık ekmeklerim böyle tütmeye başladı. Altını kapatıyorum. Üstündeki siyahlıklar karabiberden kaynaklanıyor. Artık her şeyi birleştirebilirim. Marul olarak da pazardan böyle güzel marul aldık. Eğer daha havalı bir davetli yapacaksanız 7 kule. Yani bu küçük körpe müthiş marullardan da kullanabilirsiniz. Ama kalabalık, yılbaşı var, ekonomi önemli. Düz bu marullardan da gayet güzel bir şekilde yapılabilir. Artık birleştirebilirim. Marulları böyle çok fazla ezmek istemiyorum. O yüzden elimle 3-4 tane alıp şöyle koparıyorum. Yaprakları olabildiğince kuru olması lazım. O yüzden bir süredir süzülüyor. Eğer çok ıslak olursa sosu sulandırıyor. Şimdi bunu niye bu hale soktum? Niye yeni tabak kirlettirme fikri dersen normalde huyum değil. Ama senin için kirlettim Tunç. Çünkü benim çocukluğumda böyle amcaların nasıl yaptığını göstermişti. Amca böyle kat kravat vıcıcıcı diye böyle arabasıyla geliyor. Arabasının içinde bu ekmek, sos
Bir de tabii tavuk oluyor. Ya da işte karides, hani ne yapılıyorsa. Sosu böyle. Benden daha kibar bir şekilde. Hepsini koymayacağım önce. Salatanın içine koyuyor. Ondan sonra iki tane kaşıkla böyle tatlı tatlı karıştırıyor. Burada mühim olan her yaprağın bu sostan nasibini alması. Sezar salata sade mi olur, tavukla mı olur, etle mi olur? Aslında hepsi de olur. Sade de olur. Mesela klasik İtalyan restoranlarında falan altını seçiyorsun, istersen üstüne bir şey koyuyorlar ya da koymuyorlar gibi düşünebiliriz. Ama burada mühim olan bunun böyle taze taze karışmış olması, hiç sünmemiş olması ve her yaprağın bu sostan nasibini almış olması, ki aldı. Bence bu sosta biz öbür şeyleri de hallederiz. Baby marul demiyoruz kendisine, 7 kure marul diyoruz, affedersin. Ondan sonra ve bunu istersek böyle bir kasenin içinde ya da biraz daha havalı bir sunumda yapabiliriz. Bu marulları direkt böyle salata tabağına yerleştirebiliriz. Burada mesela Burak bana şey demişti, iceberg'le yapabilir miyiz hocam diye. Şimdi bu marulun güzelliği bu kök kısmı daha icebergimsi, yaprakları ise daha böyle yeşil ve taze hissi veriyor. O ikisini de aslında yaşayabilmek adına... Iceberg nedir? Bizim çocukluğumuzda büyük bir fenomendi aslında. Böyle herkes yemek isterdi. Iceberg bir dönemin çok müthiş bir tadı tabii. Ama tabii yani insan bazen elindekinin değerini anlamak için başka yolculuklara çıkıyor. Çikita muz da bence öyle. Bu arada çikita muzla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bana gelen kargolardan birinde fark ettim. Çok da tehlikeli. Anamur muzu boyutunda çikita muzlar çıktı. Ve bu çikitanın bence Türkiye'deki muz üretimine olan bir bombası gibi düşünebiliriz. Şey lütfen bakın, böyle çikita muz kalınlığında, yani bizim anamur muzu böyle yumuşacıktır, narindir. Narin olmayan böyle iri ama bu boy, budur. Muz varsa onu almayın. Anamur muzu dediğimiz böyle incecik, Porsche araba gibi, böyle estetiği gayet yerinde, hiç böyle tıknazlı olmayan bir muz. Lütfen onu karıştırmayalım. Üzerine son olarak parmesanı da biraz daha rendeledik mi, bu iş tamam. Evet, Sezar salatası böyle efendim. Afiyetle yiyebiliriz. İsterseniz dediğim gibi üzerine ızgara tavuk veya karides veya bir parça et de eklenebilir. Mühim olan elimizdeki imkanlarla bu lezzetli bazı yaptık mı, yapmadık mı? Yani bu salatanın böyle diğerlerini böyle omuz atıp hani neredeyse bir yüzyıldır etrafta olması gerçekten bir tesadüf değil. Hepinizin aklında bir konu olabilir. Ulan şimdi Reşka buna bu kadar balık koydu. Ne oldu bu salatanın tadı? Ve burada hani şey yok, adil ortam. Erkan gel bir bakalım dene. Sen de denemek ister misin Alper? Sana şöyle bir çatal vereyim. Bak bakalım. Ben almadım hiç balık. Ki ben balığa hassas bir insanımdır. Çok aram yok balık. Belli suratından anlaşılıyor. Ama yok balık dedim, ben almadım. Almadın mı hiç? Hiç almadın mı? Gerçekten. Sen? Ben hiç almadım. Güzel mi? Çok güzel. İşte şeye benziyor o. Ranch sos mudur nedir var ya onun. Ranch sosun. Bir ekşiliği evet. Var, bir şey var, çok güzel. Afiyet olsun. Tamam, Erkan'dan geçtiyse ki Erkan çünkü böyle damağına yapıştırıyor. Yani böyle yiyor genelde. Geçmiş videolardan görebilirsiniz. Ben şimdi şey Ninja Turtles'ı izleyenler bilir böyle şey hangisiydi bilmiyorum hatırlamıyorum ama bir tanesi ançüezli pizzaya bayılıyordu. Ben hep o ançüezli pizzayı yani onu da böyle bir ne bileyim mozzarella peynir falan gibi peynir çeşidi sanıyorum. Düne kadar öğrendim. Siz denerken bunu öğrendim yani. Ançüezin aslında balık olduğunu. İyi hadi. Bir şey daha öğrendim. Aynen. Bizden bu kadar. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi. Evet. Eğer mutlu olduysanız bu videodan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Hazır mıyız? Tamam.
Bunun gibi kanalımızda daha bir sürü videomuz var ve fark ettiyseniz epey emeklice çekiyoruz. Eğer hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olursanız bize büyük bir destek de olmuş olursunuz. Bence hayatınızı da güzelleştiririz. Onun için buradan abone olabilirsiniz. Başka bu güzel bir videoymuş. Ben de salata severim. Böyle hani yiyeyim, doyayım ama kilo da almayayım. Güzel salata tarifleri derseniz onlardan bir tanesini de buraya koydum. Oradan izleyebilirsiniz.